Doğa Aysin Çağ'dan merhaba. Ben Fırat Çavaş. Şu an Letonya'dayız. Saat 10'a gelmek üzere. Güneş gözlüklüyüm. Biliyorum biraz tuhaf. Akşamları neden, daha doğrusu geceleri güneş gözlüğü neden takılır bilmiyorsunuz. Letonya'da takılıyor demek isterdim ama takılmıyor. Hemen konuya gireyim. Gözlüğüm kırıldı. Gözlüğüm bir problem yok gördüğünüz gibi. Gözlüğüm kırıldı. Bu güneş gözlükleri de numaralı olduğu için bunları takmak zorundayım. Gözlüğü şuraya takmıştım ben. Düşmüş, kırılmış. Yani ben bile basmış olabilirim. Başkası da basmış olabilir. Onun için yaklaşık 5 gün ya belki daha fazla da bu gözlükleri kullanmak zorunda kalıyorum. Gece ve gündüz. Geceleri herkesten daha karanlık görüyorsunuz etrafı. Ayrıca eminim herkes diyordur ulan deliye bak. Geceli bir güneş gözlüğü takıyor diye. O tarz bakışlara da maruz kalmak zorunda kalıyorum. Kırılan gözlüğü göstereyim ben size. Bakın şuna benziyor şu an. Gördüğünüz gibi tuzla buz olmuş durumda. Ancak çerçevesi sağlam gözüküyor. Bir de şöyle bir güzelliği var gözlüğü. Tabii gözlüğü takmak zorundayım bunu konuşmak için. Sizi göremiyorum. Doğa Aysin Çağ çekimlerin sırasında şu kadar bir parça var elinde. Dur onu takayım hemen göstereceğim size. Çekimlerde bunu kullanıyorum. Çünkü renkleri ve ne yaptığımı görmem lazım. Güneş gözlüğü beni çok yanıltıyor. Onun için gözlüğü böyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi şu bunu. Böyle tutarak ayarlıyorum. Sonra çekiyorum falan filan. Böyle Allah'tan bu kadarlık bir parçası var. İşime yarıyor benim. Onun dışında sürekli güneş gözlüğü takmak zorunda kalıyorum. Bu aslında oldukça rahatsız edici. Ancak yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle bir sorunu anladım ben. Avrupa'da, hatta Rusya'da, Moskova'da, St. Petersburg'da. Doğu Bank'ta atıyorum. Gittiğinizde ya da Doğu Bank'ta uç örnek olsun diye soruyorum. Kenarda köşede bulabileceğiniz bir gözlükçü bile, yani Doğu Bank'takileri tabii şey yapmıyorum da, Türkiye'de bir saatte o gözlüğü o numarasıyla bulup alabilirsiniz. Ancak ben bunu ne Moskova'da ne St. Petersburg'da başaramadım. En yakın tarih işte 15 gün ya da 20 gün sonra biz bu gözlüğü hazır edebiliriz diyorlar. Yani İstanbul'da herhangi bir yerde biz bunu bir saat içinde o numaraları oraya getirtiriz, çerçeveleri takarız. O dükkandan çıkarız. Ancak ben bunu bir türlü yapamadım. Onun için sağ olsun Doğa Çağlı 6'da da izlediğiniz Kaya Tığlıoğlu ile konuştum. Çünkü buradan Berlin'e gideceğiz birkaç gün sonra. Dedim abi sen beni kurtar. Şimdiden siparişi veririm. O gözlükler gelsin yoksa ben kafayı yiyeceğim. Sağ olsun Kaya abi de. Camlar gelmiş. Birkaç gün sonra gideceğim. Eğer olursa şu gördüğünüz gibi geri kalan çerçevelere gözlüğü camını kestirip takmaya çalışacağız. Olur. Ya da Kaya abi de bir çerçeve varmış. Yani bir İstanbul'da kadar idare etsin de ne olursa olsun. Oradan sonra başımı çaresizlemek için ama yani gerçekten sürekli güneş gözlüğüyle dolaşmak insanı çok rahatsız ediyor. Letonya'dayız. Doğa Çağlı'da gençlik otobüsüyle birlikteyiz. Diğer katılımcı arkadaşlar şu an dışarıda. Ben oteldeyim. Buradayım bu akşam. Dedim bari bu videoyu çekeyim, bu sorunları anlatayım. Daha doğrusu kendi sorunumu anlatayım. Bir sonraki videoda inşallah gözlüklü, daha doğrusu normal gözlüklerimle güneş gözlüksüz olarak görüşmek üzere. Letonya'dan iyi akşamlar.